Kamboçya'da seni çok özledim. Kamboçya kedisi, gel buraya Kamboçya kedisi. Aşırı özledim. Vallahi. Beni nasıl dinliyor ya? O gözlerine, bu gözlere bir zoom istiyorum. Bir zoom. Joy. Joy'la böyle bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Bugün size Kamboçya'yı anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere, yani bir o Mutlu Yıllar videosunda paylaşmıştım. Bir de Instagram'dan takip ediyorsanız ya gelmiştir Instagram'ım ya gelecektir, takip edebilirsiniz. Oradan çok işte storyler paylaştım. Hatta birkaç post koydum. Kamboçya'ya bir haftalık bir seyahatim oldu. Ve bugün size hani hem Kamboçya'dan biraz bahsetmek istiyorum hem de yaşadığım açıkçası hani hem iyi hem kötü şeyleri biraz bu videoda ele almak istiyorum. Çünkü Kamboçya'nın diğer gittiğim bütün ülkelerden çok büyük bir farkı var. Ben daha önce hani Asya'da çok ülkeye gitmedim açıkçası. Bir Tayland'a gitmiştim. İşte Hindistan'a, Nepal'e birkaç kere gittim. Ama yani Asya'yı çok gezmedim. Zaten tek başıma da Asya'yı gezmek gibi bir hayalim de yoktu. Lakin Berlin vlogunu zaten hatırlarsanız, izlemeyenler için buraya koyayım. Berlin'e gittiğim zaman orada benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Arzu diye. Onun evinde kalmıştım. Sağ olsun o beni ağırlamıştı. O da zaten Berlin'de işte doğma büyüme. Ve o yapacağı seyahatten bahsetmiş. İşte yazın tatil alamamış. Dolayısıyla da hani kışın kullanmak istiyordu. Daha doğrusu hani kışın kullanmak istediği için yazın almamıştı. Her neyse bir ay, bir buçuk ay belki gezecekti ve işte Tayland'a gitmek istiyordu. Vietnam, Kamboçya, belki Laos falan öyle hani bana söylüyordu. Sonra hani istersen sen de gel falan dedi. Benim de hiç hani aklımda öyle bir şey yok. Hani bir ay zaten gezemem dedim. Hani bir ay, çünkü bende şöyle bir şey oluyor. Bu seyahat etmekle ilgili dilerseniz daha da videolar çekebilirim arkadaşlar. Ama yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü hani paylaşırsanız ben de hani sizin ne istediğinizi bilebilirim. O açıdan bana yardımcı olur. Seyahat ettiğim zaman ben bir hafta 10 günü ya da maksimum hani 2 haftayı çok bulan seyahatlerim olmadı birkaç senedir diyeyim. Buna özen gösteriyorum. Çünkü benim için orada kalması çok kolay. Yani ben bir yere çok kolay entegre olabiliyorum ve alışabiliyorum. Ve bu da beni açıkçası korkutuyor. Dolayısıyla Arzu'ya direkt hani ben bir ay gelemem dedim. Çünkü bir ay kalırsam ben 3 ay da gezerim, 5 ay da gezerim. Hani işler ve her şeyi ayarlayabilirsem, ki işim de zaten buna elverişli YouTube dışında da. Dolayısıyla ben hani Arzu'yla bir ay değil de işte hani birkaç gün ya da belki bir iki hafta gelebilirim dedim. Ve sonuç olarak ben zaten Kamboçya'yı hiç görmemiştim ve çok merak ediyordum. O yüzden de hani onunla planladık. Arzu işte 3 hafta Tayland'da kaldı. Oradan Kamboçya'da buluştuk. Seyahat böyle gerçekleşti ama tek başıma asla ve asla gitmezdim. İlk gece zaten Phnom Penh'de kapkaça uğramamız hani bana bir şok oldu. Yani böyle toplamda beklemelerle, hani uçuşlar arası beklemeler, havaalanına gitmeler falan hepsini katarsanız sanıyorum bir gün, yani 24-25 saatim buldu rahat. Ve yorgundum. Hani öyle çok uyuyamadım. Gidişte ekonomi uçtum. Ve çünkü çok pahalıydı biletler ve miller olmazsa hani Türk Hava Yolları için bayağı zorluyor sizi. Ve ben son dakikada aldım diyebilirim. Hani bir ay önce almıştım biletimi. Sonuç olarak o kapkaça uğramamız beni çok etkiledi. Yani ardından tabii Arzu'nun da yanında olmam gerekti. Ve uykusuz kaldım. O odada da dinlenemedim o gün. Çünkü yani çok pis. 4 yıldızlı bir otelde kaldık. Ama yani otel demeye bin şahit ister. Böyle yerlerde hani hamam kurusu, hamam böceği, böyle ölülere. Hani fare falan, yani fare sesleri daha doğrusu. Ve uyuyamadım ben bütün gece. Zaten ertesi günde deli gibi ateşlendim ve yemek de yememiştik. Hani bir yerden bir cips aldım diyeyim size, ki böyle cips benim hani comfort food diye geçiyor. Böyle hani böyle üzgün olduğumda yediğim bir şeydir. Böyle diye hani cips öyle yoksa tüketmem. Sonuç olarak onu aldım, $3.5. Yani inanılmaz pahalı. Şuna geleceğim.
hasta bir şekilde yani ateşlendim yorgunluktan. Ha, bu arada orası 32 derece, işte İstanbul 5-6 dereceydi. Hani 27-28 derece fark da beni benden etti. Bütün bunlar toplandı ve de o şok etkisi yarattı. Yani biz yolda, çünkü yürürken Arzu biraz arkamdaydı, bir yer arıyorduk yemek yiyelim diye. Motorlu biri aldı gitti kızın telefonunu ve hani Arzu çığlık çığlığa, ben de hani tam ona bakıyordum, arkamı döndüm, o saniye oldu. Hani böyle bir şey oldum, bayağı bir şoka uğradım yani. O da böyle çok etkiledi. Yani böyle bedenim bir şey, nasıl diyeyim, işte şok olunca böyle bir kalırsınız ya kas katı, öyle oldum. Neyse, şimdi buralardan şuna geleceğim. Amacım bu videoda Kamboçya'yı hiçbir şekilde tükaka yapmak değil. Gerçekten güzel bir ülke. Bunu size söylemem gerekiyor. Arkadaşlar, Kamboçya'da çok değişik bir şey oldu bana. Sanki böyle şuramdan, hani böyle şey, boks ringine çıkarlar ya, böyle bir yumruk atarlar ama şurasına denk gelir ve böyle nefes alamaz. Hani olursunuz ya, öyle bir duygu geldi bana. Ve bu daha önce yaşadığım bir duygu değildi. Ben Hindistan'da Bombay'a gittim yıllar önce. Orada çok etkilenmiştim ve etkilenmemin en büyük sebebi, bir ülkenin bu kadar hani bu denli fakir olabilmesini aklım almıyordu. Yani hiçbir şekilde giyecek ayakkabıları yok. Ve böyle inekler falan hani sokaklarda geziyor. Kültürel şeyler zaten yeterince şok ediyor. Ama hani o inekler işte sokaklarda tuvaletlerini yapıyor ve çocuklar falan hani sokakta uyuyorlar ve o kokuda ve bununla hani mutlular herhalde. Nepal'dekiler çok mutluydu. Hindistan'da yine bir derece ama çok değişik gelmişti. Hani mesela görüyoruz, işte Afrika'da susuzluk var, işte çocuklar ölüyor, insanlar her gün açlıktan kaç insan ölüyor. Bunları tabii ki ben de biliyorum, ben de duyuyorum ve üzülüyorum. Ama birebir kontağa gelmediğiniz sürece, ya da kendim için söyleyeyim, bunu birebir görmediğim sürece bu kadar gerçek olabileceğini bilmiyordum. Yani mesela ilk gittik işte Phnom Penh'e. Sokaklarda zaten hani çok küçük çocuklar var ve dileniyorlar. Hani bir dolar verdiğinizde bile o gözlerindeki mutluluk, hani aileleriyle geziyorlar bu arada, hani ailesi hemen arkasında. Çünkü bu insanlar sokakta yaşıyor. Yani oraya bir karton da yok, çok sıcak olduğu için hani yerde yatıyorlar. Ve yalın ayaklar, yani birçok insanın ayakkabısı yok diyeyim size. Tabii şu da mümkün, yani herkes benim kadar etkilenecek gibi bir durum yok ama aşırı derecede fakirler arkadaşlar. Yani bunu kaldırabilmeniz gerekiyor. Ben bu denli bir şeyi hiç görmedim ama mutlular. Yani çok inançları yüksek, bunu hissettim. Ah ah vah vah demiyorlar. Çünkü gördükleri bu. Yani daha önce başka bir yere, başka bir ülkeye çıkan çok fazla Kamboçyalı yok. Hani maksimum Vietnam'a ya da Tayland'a gidiyorlar ve bu onlar için büyük bir şey. Ve tabii ki de yani hani buna da saygım var ama şuna geleceğim. Aylık kazançları da genel olarak çok düşük olduğu için ve de Kamboçya'da görücü usulü evlilikler çok yaygınmış. Hani %50'nin üstünde hatta, ve belli bir para, işte başlık parası gibi bir şey orada da varmış. Yani bütün bu hayatı idame ettirme macerası diyeyim çok fazla. Dolayısıyla da hani onların zaten hani gidip de bir seyahat edeyim gibi bir lüksleri yok. Ama olay bu değil. Yani giydikleri ayakkabıdan işte üstlerine, başlarına, hani anlıyorsunuz. Hani her şeylerinden böyle, nasıl diyeyim ki, gelişmek istiyorlar. Hani İngilizce bilenler de var. Genelde Siem Reap'te özellikle onlar tur rehberi. Kendilerini geliştirmek istiyorlar ama böyle bir yeterli göremiyorlar kendilerini gibi diyeyim. Hani çünkü Kamboçya çok gelişkin bir ülke, yani gelişkin bir ülke zaten değil. Hani bayağı birçok anlamda geride diyeceğim. Bu arada ordu yönetiyor ama onların hani o isteğini görebiliyorum. Ama hani yapabilecekleri de bir şey yok. Hani tur rehberi olmak onlar için mesela büyük bir olay. Yani bunu da, bu arada bunları söylüyorum, asla asla asla, ben zaten hani beni biraz tanıdıysanız hiçbir zaman hiçbir katiyetle birini ya da bir şeyi, bir durumu da küçümsemem. Bunlar olan hani gerçekler. Yani şu anlamda, yani benim tanıştığım, birebir iletişimde olduğum, kendini geliştirmek isteyen ama şartların buna el vermediği, ülkesinden parası olmadığı için çıkamadığı ya da Kamboçya'da hani daha ne yapabilir bilmediği için kendini geliştiremeyen çok insan var.
Bu arada tabii ki de ülke bir savaştan çıkması. Yani böyle bir hüzün var şehirde. Bunu size söyleyebilirim. Ve ben gezerken böyle hani wow ne kadar güzel falan hani burayı da görmüş oldum diye gezemedim. İnsanların gözlerine baktığımda hani keşke daha da yani böyle elimden gelse de hani her birine böyle paralar dağıtsam. Her biri çok böyle mutlu mesut olsa o gözlerinde o yaşam sevincini görebilsem. Bu kadar böyle kendilerini çalışmak için harap etmeseler, hani bir çalışma gailesinde olmasalar diye çok istedim. Yani onlardan bir hediyelik eşya alırken bile ay kendime alayım diye değil de hani ay size yardımcı olayım, daha doğrusu size bir katkıda bulunayım diye almak istedim. Bunun da yanı sıra Arzu geçmişte işte hostes olduğundan dolayı bana şeyi söyledi. Bangladeş hani bundan da kötü dedi. Ama Bangladeş'ten sonra gördüğüm benim de en hani can yakıcı ve fakir ülke dedi Arzu'da. Ama mesela şu noktası da var. Bu konuda da daha farkındalıklı olmaya başladım ve daha önce hiç düşündüğüm bir şey değildi. Mesela arkadaşlar Bangladeş'ten çok fazla işçi götürülüyor. İşte atıyorum bilmiyorum hani Türkiye'ye demeyeyim şimdi. Yalan da olmasın atıyorum Dubai'ye mesela gittiğini biliyorum, tamam mı? Ve Arzu'nun anlattığına göre bu arada hani o birebir şahit. Çünkü Bangladeşliler Emirates'te uçuyorlar. Ve yani patronları onlara bilet alıyor. Dubai'ye geldiklerinde de işçi olarak tabii ki de geliyorlar. Normal kazanmaları gereken tutarın çok daha altında. Pasaportlarına el konuluyor ve 2-3 sene boyunca çalışmaları gerekiyor ki geliş paralarını, o biletlerinin parasını ödeyebilsinler patronlarına. Sonrasında pasaportlarını alıyorlar mı, almıyorlar mı bilmiyorum ama zaten birkaç sene daha hani en azından az da olsa bir şey kazanabilmek için çalışıyorlar. Bu insanlar neden çalışıyor? Şimdi firma adı falan vermeyeceğim ama sizin, benim giydiğimiz hani kıyafetler için ve birçok marka, benim de şaşırdığım, araştırdım çünkü bunu, hatta İngilizce'de bilirsiniz belki, sweatshop diye geçer. Yani çok bilinen markalar dahi çocuk işçi çalıştırmak, işte ya da çok mesela atıyorum saatinde ne bileyim 8 dolar alması gerekiyor ama 3 dolara çalıştırılıyor ve itiraz etme hakkı yok. Eğer itiraz ederse de şiddet görenler falan var. Yani bunlar hani bu insanlar bu ülkelerden geliyor. Kamboçya'dan, Bangladeş'ten, hani bilmiyorum yani Vietnam'dan belki hani ve bunu yani o insanların ülkesine gitmek kültür anlamında beni çok mutlu etti. Ama aynı zamanda gerçekten çok böyle içim şey oldu. Yani o insanlar bu kadar yemek, he, şuna geleceğim mesela, bunu nasıl unuttum? Şuradan size örnek vereyim. Tatlı istiyorum. Hani bir tatlı yemek istiyorum diyorum. En iyi otelde bile hani orada en iyi dediğim tabii ki orta sınıf olarak algılayın. Hani en iyisi oranın yok ya. Öyle 5 yıldız ya da hani çok pahalı bir otel varsa vardı bu arada. Hani geceliği 200 küsür dolar. Tabii ki de biz öyle bir yerde kalamayız. Phnom Penh'de miydi hatırlamıyorum ama bakmıştık yani hani otellere bakarken. Mesela tatlı istediğimde mango, papa, koko diyorlar bana. Ben de ilk anlamadım ne demek hani mangolu bir tatlınız falan mı var diye. Meğersem dedikleri o kadar tatlıyı bilmiyorlar ki hani eski zamanlardan bilirsiniz. Tatlı şeker zaten hani zenginlerin tükettiği, zengin kokaini diye geçiyordu, ben bunu hatırlıyorum. Ve meyve olarak hani papaya var diyor, mango var diyor, koko, Hindistan cevizi var diyor, hangisini istersin diyor. Yani tatlıları yok, öyle bir zaten kültürleri yok yani şeker onlara gelmemiş. Bu kadar yokluk içindeler aslında. Şuna mesela geleceğim, işte bizim marketten mesela bir şey aldık, Oreo diye bir kurabiye, o 2,5 dolardı. İşte yani aylık gelirlerinin 400-600 dolar olduğu bir ülkede zaten bir insanın kalkıp da hani şeker yiyeyim, aman da kurabiye bugün yemedim deyip hani 2,5-3 dolar ödemesi mümkün değil. Zaten o verdiğiniz 1 doların bile hani gerçekten dediğim gibi ne kadar onları mutlu ettiğini bilemezsiniz. O yüzden de yani o cipsler işte 3,5 dolar bilmem ne. Hani bunlar böyle zaten turistlere yönelik. Ama şunu da size söylemem gerekiyor. Turistler açısından yani ben bayağı rahatsız oldum. Hep böyle bir benden para almaya çalışıyorlar psikolojisini yaratıyor sizde. Ve bunu
Hani Arzu da bana söyledi, ikimiz de şey yaptık. Arzu aşırı derecede zaten rahatsız oldu. Çünkü böyle hep bir şey hissediyorsunuz. Tabii ki yoklukta oldukları için, yani hani sizi böyle bilmiyorum ne görüyorlar. Zaman zaman, tabii ki de her zaman değil ama böyle bazı yerlerde hani tamam yani vereceğiz mesela tur rehberine, tamam ücretini vereceğiz ama hani daha ne? İşte ne bileyim, hani var böyle bir fotoğraf çekiyor, para istiyor bilmem ne. Hani her şeyde bir böyle şaka bile olsa hep bir parayla ilgili konu oluyor. O beni biraz rahatsız etti ve iyi hissettirmedi diyeyim size. Yani arkadaşlar, kısacası Kamboçya güzel. Yani bu arada şeyde dikkat edin, muson yağmurları oluyor yani 3-4 ay. Bildiğim kadarıyla yaz zamanlarında, hani o zamanlarda gitmeyin. Tarihi açıdan muhteşem. Yani özellikle o tapınaklara, Siem Reap'te bayıldım. Zaten hani dünyanın 7 harikasından biri Angkor Wat orada. Ama insanların yani bu kadar, dediğim gibi yani yine altını çiziyorum, bu kadar yoklukta olabilmeleri ve başka bir yeri görselerdi zaten büyük ihtimalle orada yaşayamazlardı. Dolayısıyla da şuna geleceğim. Çok mutlu olmamız gerekiyor. Çok şükretmemiz gerekiyor. Ben oradan bunu çok fazla aldım. Yani hani benim evde bile böyle şeyim, sıkıldım falan dediğim zamanlarda böyle bir hakkım olmadığını düşünüyorum. Ve bu insanlar hani hem Kamboçyalılara hem de bütün dünya adına. Çünkü gerçekten hepimiz bence birbirimizi etkiliyoruz. Ne yapabilirim? Nasıl katkıda bulunabilirim? Bunları daha fazla düşünmeye başladım. Gidin görün ama biraz hazırlıklı gidin. Ben aşı olmadım bu arada, aşı yaptırmadım. Aşı bana yaptırma da dedi, oraya giden bir arkadaşıma sormuştum. Hani gerek yok dedi ama iyi yerlerde kalın. Sokak yemeklerini denemeyin. Ben denemedim zaten. Onun dışında da kesinlikle kültürü görmeniz açısından çok çok iyi ve yararlı oluyor. Ama dediğim gibi yani beni psikolojik ve ruhsal anlamda zorladı ve etkiledi. Her neyse, artık bu videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım varlığınıza. İyi ki varsınız. Kamboçya ile ilgili bana sorularınızı sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım zaten bloglarda büyük ihtimalle gelmiş olacaktır bu video yayınlanana kadar. Blogların altına da aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum. Siz daha önce Kamboçya'ya gittiniz mi? Ya da gitmeyi düşünüyor musunuz? Bunun cevabını özellikle benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten mutlu olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Ve bu arada artık sanıyorum ki ben iyileşeceğim. Sesim çok çok daha iyi geldi bana. O yüzden mutluyum yani, çok mutluyum. Güzel bir gün, güzel bir akşam olsun eğer akşam izliyorsanız. Görüşmek üzere. Bu kazağı da çok sevdim bu arada. Çok giymiyordum. Bu yastık geliyorsa yanıma, ya da dünya yastığım var, görmüşsünüzdür. O geliyorsa genelde seyahatle ilgili konuşacağımı bilin. Bunun konuyla ne alakası var hiç bilmiyorum. Biri olaydı da şurada iyisin kardelen ya, şurayı bir düzelt bilmem ne, bir şey deseydi. Neyse, ne yapayım. Böyle böyle. Nasıl bileyim. Böyle bir tek olunca çok tuhaf hissediyorum. Neyse. Zaten daha önce siz de bir video çektiyseniz anlarsınız. Herhalde her şey yolunda olduğu gibi mükemmel ve ben başlıyorum.